Bunlar ne oldu dedi bana. Ben de kendisine dedim ki romantiğin romanı gitti, tiki kaldı. Türk sinema oyuncusu, senarist ve yönetmen Uğur Yücel 1957 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümünü bitirdi ve 1977 yılında tek kişilik bir gösteriyle oyunculuk kariyerine başladı. 1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şam Müzikali'nde çeşitli oyunlarda oynadı. Aşık Oldum, Teyzem, Milyarder filmiyle başladığı kariyerinde Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey adlı filmlerdeki rolleriyle büyük çapta beğeni topladı. Selamünaleyküm hacam mı? Aleykümselam. Ağam sen Muhsin Karatıkırsan değil mi? Evet. Çok şükür sonunda seni bulmuşum. Bunların dışında Sezen Aksu ve Müjde Ar ile ayrı ayrı sahne şovları yaptı. Uğur çok farklı bir kimlikle tanınıyor ama bence aslında bir müzisyen ve müzisyen ruhu taşıyor. Bir müzisyen gibi yaşıyor zaten. Yani bütün duyguları... 1987 yılında Arabesk filminde Gazinocu Kralı Ekrem'e hayat verdi. Seni almaya geldim. Hayır! Bana hayır denilmez. Hele sen hiç diyemezsin. 1996'da Eşkıya filminde başrolü Şener Şen ile paylaştı. Birini öldürmek çok zor zannederdim. Kolaymış be eşkıya. Döneminde dikkat çeken film gişede 2,5 milyonu geçti. ...1998 yılında Laleli'de Bir Azize filminin müziklerini yaptı. 2000 yıllarına gelindiğinde ise Balakayka filminde Necati karakterini canlandırırken Yekaterina Rednikova ile başrolde yer aldı. ...2006 yılında Hayatımın Kadınısın filminde Türkan Şoray ile partner oldu. Filmde Tophaneli Tayfur'a hayat verdi, 3 yıl sonra New York I Love You ile yeniden beyaz perdeye geldi. Bir yıl sonra Çerkez Abbas karakteri kendi yönettiği Ejder Kapanı adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzün Ataç ve Ceyda Düvenci ile birlikte başrolü paylaştı. Allah intikam almak istediği kulunu bir başka kulu vasıtasıyla cezalandırır. Ama Allah'ın ilmini bilmeyenler bunu kulun yapar. 2013 yılında Benim Dünyam filminde oynadı. ...2015'te Yaktın Beni Macit, Kötü Kedi Şerafettin'de Şerafettin'in sesi oldu. O canım, sofra burcuna. Eyle, nerede lan rakı? Odun ne kız? Cemil, becemekte mi başta? Beyaz Perde'ye son olarak ise Cinayet Süsü'nde Başkomiser Emin olarak geldi. Açma lan. Bir şey yapmıyorum. Yani, direktörün görüşmeyi mi istiyor? Tabii. Direkt görmek istiyor. Bizim bunu açmamız lazım. Adamı göreceğiz belki. Aç. Abi ne? Televizyonda Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde oynadı. Arabaları kazananlar kazanmış zaten. Bizimkisi başka şey. Şimdi bu arabalar limana geliyor ya. Amfibik tezgah. Aynen öyle abi. Limana geliyor. Bunlardan Karanlıkta Koşanların tamamını ve Alacakaranlığın bazı bölümlerini Alican Yücel takma adıyla yönetti. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu Ahmet Ümit'in polisi öyküsünden uyarlayarak yazdı. Alacakaranlığın yazımına da katkıda bulundu. Arabesk'le Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Muhsin Bey ile Antalya Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini aldı.
İlk 8 bölümünü çektiği İkinci Bahar adlı TV dizisiyle İletişim Fakültesi En İyi TV Yönetmeni ödülünü aldı. Gemide ve Laleli'de bir Azize filminin müziklerini yaptı. Yönettiği ilk film olan Yazı Tura ile Antalya Film Festivali En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ödülleri dahil 11 ödül aldı. ...2007 yılında sona eren Hırsız Polis isimli dizide rol aldı ve başrollerini Türkan Şoray ile birlikte paylaştığı Hayatımın Kadınısın filmini çekti. Ha bunu da. 2008 yılında Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sitcom denemesinin yönetmeni oldu. Ama proje uzun ömürlü olmadı. ...2008-2010 yılları arasında yayınlanmış olan Canım Ailem adlı TV dizisinde Samim Altın karakteriyle başrol oynadı. Ardından Aşk ve Ceza dizisinde ve Aramızda Kalsın'ın kadrosuna ismini yazdırdı. ...2016 yılında Familia'da Erkan Kolçak Köstendil ile başrol paylaştı ve Yaşar Beyoğlu karakterine hayat verdi. 2017 yılına gelindiğinde dönemin dikkat çeken yapımlarından olan İçeride de Kudret Sönmez karakteriyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu dizinin ardından Nefes Nefese ve Muhteşem İkili dizilerinde yer aldı. Takvimler 2019'u gösterdiğinde ise Yüzleşme dizisinin Fikret Kalenderoğlu oldu. 2021 yılında Kırmızı Oda'ya Vahit Karahanoğlu karakteriyle konuk oldu. Ardından Netflix Türkiye yapımı olan Fatma dizisinde yazar karakteriyle rol aldı. 2021'in son aylarında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu ile beraber dizinin kadrosuna katıldı. Dizide Masa'nın yeni üyesi Şanlıurfalı Ağa olarak izleyiciyle buluştu.